Merhaba ve tekrar hoş geldiniz. Umarım İngilizceyi benim videolarım ile öğreniyorsunuzdur. Yani tabi başkalarının videolarıyla de öğrenebilirsiniz. Sizi durdurmuyorum. Benim amacım sizin İngilizcenize yardımcı olmaktır. Bu video yönlerin hakkındadır. Birinci bölümü tüm olarak yönlerin hakkında kelimeler ve cümleleri öğreneceğiz. O zaman vakit harcamadan hadi başlayalım. Mesela siz herhangi İngilizce ülkeye gidiyorsunuz ve orada harita kullanıyorsunuz. Harita üzerinde bir yeri bulmak istiyorsunuz. O zaman harita üzerinde birinden bir yeri sormak isterseniz böyle sorabilirsiniz. Can you show me on the map? Can you show me on the map? Can you show me on the map? Yani harita üzerinde gösterebilir misiniz? Can you dediğinizde yapabilir misiniz anlamında geliyor. Show yani göstermek. Me yani bana ya da ben. On yani da ya da üstünde. Da ise tek başına bir anlam vermiyor. Bu iki kelimeyi birleştirmek için kullanılıyor. Bunu anlamak için da kullanan cümleleri okuyun. Hem de tercümesini. Kendiniz anlayacaksınız nerede ve neden kullandığını. Ama yine de kendinizi yormayın. İngilizceniz gelişince kendiniz anlarsınız inşallah. Şimdi yerlerin isimlerini söyleyeyim. Street. Street. Sokak. On the left. On the left. On the left. Solda on yani da demek. Ve left ise sol demek. On the right. On the right. On the right. Sağda. On yani da ve right yani sağ. Ve dürüst ya da doğru anlamında da geliyor. Turn left. Turn left. Turn left. Sola dön. Turn yani dönmek. Left yani sol. Turn right. Turn right. Turn right. Sağa dön. Sağa dön. Turn yani dönmek ve right yani sağ. Hem de doğru ve dürüst anlamında da geliyor. Left. Left. Sol. Right. Right. Sağ. Straight ahead. Straight ahead. Straight ahead. Yani tam karşında ya da dümdüz demek. Straight yani dümdüz. Ahead yani önünde ya da önde. Arkadaşlar bu bölümünde bu kadar. Diğer ki bölümünde tekrar görüşürüz. Abone olmayı hem de beğenmeyi unutmayın. See you.